çıkardı. Bunlar ne zaman çalışmaz? Çocuk bir tamam. Yine aynı şekilde ana koridorumuz. İleride gördüğümüz iki tane kapı. İleride yan bir yerde. Yine bu alanın ön tarafına da masa sandalye yaptık. Şuradan bir çıkış indi. Şimdi kafeterya tamamen çıkartabiliriz. İlk defa sıfırda yaptın, orası yaptın. Orası da sıfır yapıldı ama bir tip proje gelmiş olmuş. Bir zaman projenin başlığına... Burada şeyde hatalar giderdi, öyle söyleyeyim. Yani eksikler burada gidermiş oldu. Şu üst bölüm olacak mı? Bölüm olacak, çarpı bölüm olacak. Burası hem evlerin hem de aslında en son şeye sahip, donanıma sahip bir hastane olmuş. Beyhekim Ağız Diş Sağlığı Hastanemizin inşaatını Meran Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş Bey ile gezdik. İnşaatın son durumu görmekten mutlu olduk. İnşallah son aşamaya gelmiş ve bu binamızı inşallah 2025 yılının ilk ayında hizmete sunmaya gayret ediyoruz. 70 doktorlu, içinde 2 tane ameliyathanesi olan, ameliyat öncesi ve sonrası hasta gözlem yataklarımızın bulunduğu modern bir hastane oluyor inşallah. Bu 70 doktorun 20 tanesi çocuk hekimimiz olacak. Çocuk ağız diş sağlığı hizmetleri burada daha yoğun olarak yapılacak. Ve ameliyat gerektiren çocuklarımız, engellilerimiz burada hiç mağdur olmadan gerekli ekip ve ekipmanla hızlı bir şekilde anestezi altında işlemleri yapılacak. En önemli faktörlerden biri arsa temini. Arsayı Sayın Belediye Başkanımız bizlere protokolle verdi. Biz de proje ve ihalesini bakanlığımızla koordine ederek yaptık. Konya'mıza güzel, modern, eşsiz bir diş hastanesi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah açılışı da en kısa sürede yapacağız. Öncelikle Sayın Bakanımız Fahrettin Koca Bey zamanında başladı bu hizmet ve inşaat. İnşallah yeni bakanımızla da birlikte açılışını yaparız. Konya'nın en büyük, tabii ki şimdilik en büyük ağız diş hastanesinin inşaatındayız. Artık sonuna yaklaştık. İl Sağlık Müdürümüzle beraber burayı dolaştık. Eksiklerini, gediklerini, inşaatın geldiği durumu öğrendik. Elhamdülillah son 1-1,5 ay kalmış gözüküyor. Ve gayet de güzel işçiliğiyle beraber sadece Meram değil, Konya için çok kıymetli bir yatırıma burada Meram olarak ev sahipliği yapmış olacağız. Biz buradaki arsayı Sağlık İl Müdürlüğümüze vererek ilçemize ve Konya'ya böyle bir yatırımın gelmesini sağlamış olduk veya vesile olmuş olduk diyelim. Hastaneyi de gördükten sonra, içindeki ünitleri de gördükten sonra gerçekten bir Konyalı olarak ve Meramlı olarak sağlık alanında onur ve gurur duydum. Şöyle ki 70 doktorluk, 2 tane ameliyat hanesi olan, hasta ameliyattan çıktıktan sonra onları bekletici ve dinlendirici odaları olan, hatta çocuk bölümünde 2 tane farklı çocuk oyun alanı bile olan, çocukları orada neşelendirecek, o acılarını unutturacak, sıkıntılarını unutturacak oyun alanları dahi düşünülmüş. Yani buraya giren bir hastanın buradan bütün ihtiyacını karşılayarak çıkacağı bir sağlık yatırımını Konya kazanmış oldu. Ağız ve diş sağlığı ile alakalı da gerçekten etrafımızdaki şehirler, ki Ankara da buna dahil olmak üzere, Konya'mıza hastaların gelmeye başladığını duyduk. Bu yatırımdan sonra artık 1. 2. 3. seviye sağlık hizmetlerinde Konya layık olduğu yere gelmiş olacak. Bunda emeğe geçen, en başta uzun zamandır Konya'mızda sağlığın başındaki Mehmet Koç hocamıza, tabii ki hem eski dönem bakanımıza hem de şimdiki bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Konya ve özellikle de Meram yeni sağlık yatırımları almaya inşallah devam edecek. Ben emeğe geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdiden inşallah hayırlı olsun diyorum. Allah açılışını yapmayı ve hasta kabullerini almayı bizlere nasip etsin inşallah. Thank you.
İşçiliğe dikkat etmek lazım. Bir kurallar neydi? Sakinleştirmek. Çocuklar apar topar ameliyathaneye alıyor. Evet. Şimdi onlar var. Okul hep ilk dört yerinde. Aynı buradan istedim. Ona göstersem orası. Eyvallah. Yani şöyle iki koridor var. Yani hata yapsan öbür koridora geçersin. Başka bir şey yok. Tepki kazaları. Burası böyle. Yani hiç radyocu illerin en büyük sorunu Konya'da hiçbir sorun yok. Elhamdülillah. Şimdi daha da rahat. Bir şey geldi. Burası yanan sınavı yemek var. Şey sağ salonu, şurası yemek var. Tamam. Bir tane klinimiz var bizim. Sol taraftan sağ tarafta aynı şekilde işte. Ana girişimiz de buradan böyle oldu. Aynen bir girişimiz de buradan var. Tamam. Yani. Tamamen şey makine parkı gibi. Ve orada bir küme dönmüş olur. Onu belki alabilme ihtimalimiz zor olabilir ama jeneratörleri alabilme ihtimalimiz.